Manşete hoş geldiniz. Kasetlere dolanan iktidar dedik. Türkiye gündemi aylardır bir takım ifşalarla sarsılıyor. Skandal skandal üstüne patlıyor. Ancak bundan ne siyaset kendi üzerine alınıyor, hatta ne de muhalefet kendi üzerine alınıyor, ne de devlet kendi üzerine alınıyor. Milletse bir bölümü elbette bunları konuşuyor, biliyor, takip ediyor, bir bölümü ise kulağının üzerine yatıyor. Erdoğan'ın kürsüden söylediklerine inanıyor bildikleri farklı olsa bile ona inanmak istiyor. Böyle bir ülke manzarası var. Bu ülke nereye gider? Bir seçime mi gider? Seçim bir iktidar değişir mi? Yoksa iktidar önümüzdeki aylarda yapacağı yüksek askeri şura vesaire benzeri düzenlemelerle ve sonra alacağı tedbirlerle kendi iktidarını sağlamlaştırır ve bundan sonra daha uzun bir süre benzer baskı politikalarıyla ülkeyi götürür mü? Her kafadan bir ses çıkıyor ve takip edebildiğim bütün analistler geleceği kestiremiyor bırak geleceği yakın orta vadede ne olup biteceğini de kestiremiyor. Bütün analizler şöyle söylüyor. Böyle olursa böyle olur, böyle olmazsa böyle olmaz vesaire. Ortaya çıkan o kadar skandal, o kadar ifşa evet hiçbir şeyi sarsamadı. Devlette bir tane bile istifa gelmedi. Olan bazı görevden almalarsa arkasından ne soruşturma ne de bir yargı süreci geldi. Göstermelik açılan soruşturma veya yargı süreçlerini elbette mevzu etmiyorum. Sedat Peker evet bir süre video çekti. 9-10 video çekti. Son videosunu saymayalım. 9 videoyla gerçekten ortalığı salladı ve haftalardır e, suskunluğa gömüldü. Ancak Twitter'da konuşmaya devam ediyor. Twitter'da bir takım belgeler ve bir takım bilgiler, bir takım kulisler vermeye devam ediyor. Twitter'da söylediği şeyleri elbette videolaştırabilir. Zaten onları söylediği zaman ortaya bir video çıkar ama video çekmeyi bıraktı. Bunu bilinçli olarak terk etti. Enteresan bir şey oldu. Sedat Peker'in son ifşaları üzerine bütün sosyal ağlardaki hesapları YouTube, Twitter vesaire hepsine Türkiye'de engelliler falan geldi. Yani bir ay, bir buçuk ay boyunca Sedat Peker'e Geçit veren ülke, ülke yargısı, içişleri Adaleti ne derseniz sarayı son birkaç haftadır yapılan ifşalardan rahatsız oldu belli ki ve artık ya da dönüşler kötüydü. Ondan dolayı yasaklar koymaya başladı. İçişleri Bakanı evet son günlerde Sedat Peker çok dişe dokunur iddialarla, çok sarsıcı iddialarla tweet atmıyor ama daha çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu diline dolamış durumda onu yıpratıyor. Parça parça koparmaya çalışıyor ve her defasında farklı bir ifşaat ortaya çıkıyor ve Süleyman Soylu'nun gerçekten suç sicili kabarmış durumda. Artık televizyonlara çıkıp bunları inkar etme falan yoluna da başvurmuyor. Son günlerde özellikle Süleyman Soylu'nun istifa ettiği edeceği veya görevden alındığı alınacağı çokça konuşulmaya başlandı. Bakalım gündemimizde neler var ve. Öylelikle yavaş yavaş konuşulan konulara girelim. Elbette Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi kararına rağmen e, tahliye edilmemesi. Elbette e, onun için Sincan Cezaevine cezaevine önüne giden başta oğlu Salih Gergerlioğlu olmak üzere basın mensupları vesaire polislara çıkan arbede ve gözaltına alınmaları, bir gazeteci ve Salih Gergerlioğlu'nun bunlar da günün altı çizilecek gelişmeleri kasetlere dolanan iktidar. Evet bugünkü başlığımız bu ve başlayalım. Fevzi iş başaran, Feyzi iş başaran AKP eski milletvekili İngiltere'de yaşıyor ve son attığı tweetle çok da paylaşım aldı. Süleyman Soylu istifa etmiş, affını istemiş. İçişleri Bakanlığı için Erdoğan Do Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş. Kulisi çokça konuşuldu, çokça değerlendirildi ama henüz bunun e ...doğrulandığı ya da işte bu tweet üzerine henüz bir hareket olmadı. Yani bu iddia orada duruyor ama Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine dair veya görevden alınana dair herhangi bir gelişme yok. Feyzi İşbaşaran kulağı delik insanlardan biridir ve muhakkak belli yerlerden belli duyumlar aldı ki böyle bir tweet attı. E, tabii sadece o değil, e, şu paylaşım da önemli. Feyzi İşbaşaran'ın Başaran, İş bu tweetinin üzerine... Ee, şu paylaşım da önemli. İçişleri Bakanlığı bugün sabah saatlerinde paylaştığı tweette, Bakanımız Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Bakanlığımızda güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor. Tweetini paylaştı ve işte bu fotoğrafları geçti. Yani bakan iş başında. E, şeysi verildi. Ne derler? Görüntüsü e, verildi. Bu fotoğraflarla İçişleri Bakanlığı. Evet. Bakalım iş nereye gidecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saraydaki son programlara, kendinin bizzat olması gereken programlara katılmadığı da biliniyor. Ancak kabine toplantılarına bildiğim kadarıyla katılıyor. Pazartesi günde kabine toplantısı var. Bunu da hatırlatalım. Bakalım gündemde başka neler var? Erdoğan'ın yazlık sarayından mimari görseller paylaşılmış efendim. Marmaris'te inşa edilen ve kamuoyu tarafından yazlık saray olarak bilinen devlet konuk evi 2019'da tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye projenin görsellerini internet sitesinde paylaşmış. İşte bu efendim Erdoğan'ın yazlık köşkü, Okluk Koyu'nda. Daha evvel orada 3 oda bir salon bir e, bina vardı. Turgut Özal zaman zaman oraya giderdi Cumhurbaşkanlığı döneminde ama Özal'dan sonra hiçbir Cumhurbaşkanı burayı kullanmadı. E, okluk Koyu'nda bir Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yani yerleşke bile denmez. 3 e, oda bir salon bir ev ve belki de korumaların veya Özal'ın yanındaki insanların kalabileceği küçük bir kulübeden bahsediliyordu. Burada görüldüğü gibi devasa bir kompleks var ve önündeki plaj vesairede düzenlenmiş. Burası muhtemelen Cumhurbaşkanlığı makamı önünde forsu var. İşte burası bir yatak odası görüntüsü, burası işte salondan bir görüntü. Öyle görüntüler paylaşılmış. İşte havuzlu bir Büyük bir saray, evet. Bir gün gazetesinden getirdim. O arada Erdoğan demişken, Erdoğan bir kez daha basın özgürlüğü düşmanları listesinde, Doçeveleden okuyorum, e, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü düşmanları listesinde yer almış, e, sınır tanımayan gazetecilerden yapılan açıklamada Erdoğan itaat eden ve onu öven basından hoşlanıyor denilmiş. Bu 10 senedir, 10 seneyi aşkın bir süredir böyle ama birilerinin yeni farkına varması elbette düşündürücü hatırladı hatırlatalım geçtiğimiz hafta Erdoğan ikinci kez aşının batıda özellikle İngiltere'de Avrupa'da ücretli olduğunu iddia etmişti. Yalan söylemişti. Yani böyle bir şey yok. İngiltere'de 100 sterline ilk açıklamasında İngiltere'de insanlar 100 sterline aşı oluyorlar demişti. Sonra bu bunu biraz indirme gitti rakamda 50 sterlin dedi. Yalan. Yani benim ben İngiltere'de yaşıyorum. Bu işleri takip eden biriyim. Benim bunu yalanlamama bile gerek yok. On binlerce insan Twitter'da, sosyal ağlarda yalanladı. Böyle bir şey yok. Amerika'da yok, Batı'da yok, Avrupa'da, İngiltere'de yok. Ee, hangi ülkede varsa bunu söylemesi ve delilleriyle ortaya koyması lazım. Ama enteresan bir şey oldu. Elmas Topçu paylaşmış. İktidara yakın medyadan Erdoğan'a sansür. Erdoğan'ın Avrupa'da ve en gelişmiş ülkelerde aşı ücretli sözleri sabah, yeni şafak, akşam, takvim, Türkiye gazetelerinde yer almamış. Hürriyet ve milliyetse sözleri iç sayfalara saklamış. Evet utançlarından birinci sayfada bile görmemişler. Yani onlar da inanmıyor. Ama Erdoğan bunu söylüyor, ısrarla söylüyor ve bu yalanda ısrar ediyor. Bazı halk röportajlarına denk geldim. Muhabirler ya bunu soruyorlar vatandaşlara. İşte kesinlikle böyle diyor. Hatta bir tanesi diyor ki ya benim orada diyor işte Avrupa'da diyor şeylerim var, yakınlarım var veya Amerika'da neyse işte onlar da diyor ücretli olmuşlar falan. Bilakis özellikle Amerika'da e, promosyon yapılıyor. Yani gelin aşı olun işte size para verelim diyen var, eşantiyon verelim diyen var veya işte hediye verelim diyen var. Teşvik var yani. Evet. Bu işte böyle. O arada son derece enteresan bir e, görüntü Sur içerisinde koruma amaçlı e, Mezopotamya ajansı paylaşmış. Ee, izleyeceğiniz görüntüler bir cezaevi kompleksinin görüntüleri değil. Sur'da 5 yıldır yasaklı mahallelerde inşa edilen yapılarda cezaevi mimarisi kullanıldı diyor. Çok enteresan. Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Eş Başkanı Ferit Kahraman. Tek tipleştirme zihniyetinin görüntüsü diyor. Yani e, görüntülere bakar mısınız? Evet. Bu surda inşa edilen e, binalar evler yani. Bir cezaevi yerleşkesi gibi bir avluya bakan e, böyle U şeklinde veya yuvarlak şey kare nizamı bunların hepsi ev yani bir meydana bakan 10-12 daire var veya 10-12 ev var. E, Cezavi yerleşkesi gibi tamamen Ankara'da çizilmiş, uygulanmış bir proje. Son derece çarpıcı, dikkat çekici görüyorsunuz yani. Cezaevi, adeta cezaevi. Tek tipleştirme zihniyetinin son ürünü surdaki yeni yapılaşma. Dönelim başta da anons ettiğim Ömer Fa Faruk Yergerlioğlu serbest bırakılsın. AYM kararı uygulansın. HDP Genel Merkezi e Sincan Cezaevi e e Ce cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleştirdi tweetini atmış. Aralarında Salih Yergerlioğlu ve gazetecilerin olduğu 4 kişi gözaltına alınmış. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez diyor HDP. Orada evet Salih Yergerlioğlu Türkiye saatiyle 12.54'te bu tweeti paylaştı. Gözaltına alındım. Evet. Burada da artı TV kameramanı nazım fayıkın sincan cezaevinin önünde haber takibi yaptığı sırada basın mensubu olduğunu belirtmesine rağmen polisler tarafından darbedilerek gözaltına alındığı anlar geliyor ekrana Büşra Taşkıran paylaşmış. Gergerlioğlu'nun oğlunu gözaltına aldılar, darbettiler, üstünü başını yırttılar. Artı TV kameramanı Nazım gözaltına alındı. Benim kolumu kırmaya çalıştı bir polis memuru diyor. Burada da Salih Gergerlioğlu'nun evet tişörtü yırtılmış, darp edilmiş, tespit edilmiş fotoğrafı. Ya da görüntüden alınmış caps. Bülent Korucu paylaşmış. Solda organik yandaş İslamcı akit, sağdaki hormonlu yapay yandaş İslamcı posta hormonlular yeni mahallede göze girmek için daha ileri şeyler yapmak zorunda hissediyor. Neyi kastediyor? İşte İsrail heyetini kabul ediyor Joe Biden, Amerika Başkanı. Akit gazetesi Joe Başkan Biden diz çöktü diyor. Posta da İsrail önünde diz çöktü diyor. Halbuki burada heyette olan kadının 12 çocuğu yani resmi işlerinin yanı sıra İsrail heyetinde olan o kadın, fotoğrafta görülen kadın resmi işlerinin yanı sıra 12 çocukla ilgilendiğini, 12 çocuğu olduğunu söylüyor İsrail Cumhurbaşkanı Biden'a. Onun üzerine de Biden tazimle eğiliyor yani işte saygı gösteriyor ya, ya da kutluyor yani bir anlamda. Bu fotoğraf bir kapalı görüşmede e, delegasyondan bir İsraili tarafından çekilip e, daha sonra sızdırılıyor veya servis ediliyor. Ama bizim Türk basını bunu İsrail önünde diz olarak görüyor belleklerde de böyle kalıyor. Ne yapalım yani işte. Biraz evvelki akitti. Başkan Biden diz çöktü. Bu da posta. Yani posta vesaire gibi gazetelerinde artık fena halde akitleştiğinin resmi bu. Enflasyon açıklanmış. Rubil Gökdemir paylaşmış. Tüketici enflasyonu 6 aylık artış 8,5. Yıllık artış 17,5. Üretici enflasyonu yıllık artış 42,9. Emsal ülkelere bakıyorsunuz. En yüksek Hindistan'da 6, Rusya'da 6, işte Brezilya 8 vesaire böyle gidiyor. Utanan kimse var mı diye sormuş. Niye utansınlar kaldı ki bu rakamlar da. Yani işte İbrahim Öztürk paylaşmış ve Politbüro'da verilen karar açıklandı. TÜFE Haziran 2021 işte efendim aylık 1.94 artmış. Enflasyon yıllık 17.53 olmuş. Çekirdek enflasyondaki yıllık artış ise 17.47. Yersen, yersen her istatistiği verirler demiş. Profesör İbrahim Öztürk haklı TÜİK yani artık politbüroda dediği yani sarayda işte rakamlar belirleniyor. TÜİK de ona işte fırnak tırnak içinde bilimsel kılıfına uyduruyor. O arada Can Can'dan düzenli olarak paylaşıyor. 5 Temmuz 2021 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti numara yani 24. 124. bölüm öyle diyeyim. Takdir şayan akademisyenler her gün bu fotoğrafı veriyorlar. Evet. Takdir şayan Ocak ayından beri dile kolay bu eylem devam ediyor. Bravo. Sedat Peker evet devam ediyor. Şimdi biz kasetlere dolanan iktidar dedik ya. Kıymetli dostlarım Esenyurt Belediye Eski Başkanı Necmi Kadıoğlu'na kadın tuzağı kurarak görevden istifa ettirildikten sonra onun yerine geçen Ali Murat Alatepe organize şubeye giderek yalan söylediğim hakkında ifade vermiş. İşte ifade de burada. Her, her zaman söylediğim gibi benim yalanlarsanız sizi rezil ederim. Çünkü ben dersime iyi çalıştım. Açıklamama rağmen bu şahsın benim yalan söylediğimi belirten dilekçesini de yayınlıyorum. Akşam saatlerinde Size Süslü Süleyman'ın ekipten olan e, Süslü Süleyman'ın ekipten olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin gerçek hikayesini yazacağım demiş. Şimdi e, bu Necmi Kadıoğlu meselesi yeni değil. Ben o görüntüleri e, işte eskort tabir ediliyor veya ayarlanmış işte efendim makamına gönderilmiş e, bir takım kadınlar e, işte onlarla münasebeti filan. Bu görüntüler yeni değil. Necmi Kadıoğlu görevden alınmadan evvel de yeni sızmış sızdırılmıştı şeydi ve görevden alınmasının bununla ilgili olduğu konuşmuş konuşulmuştu. Fakat hep şöyle bir şey oluyor. Yani bazı konuları Sedat Peker söyleyince gündeme geliyor ve millet ilgileniyor. Sedat Peker'in böyle bir fonksiyonu oldu. Sedat Peker'in bahsettiği konuların yüzde sekseni belki bazen yüzde doksanı konularına göre bilinen şeyler. Ee, Baykal kasedi ile ilgili konularda ve diğer konularda işte Kutlu Adalı cinayeti mesela Kıbrıs'taki hangi birini söyleyeyim? Bunlar bilinen şeyler işte ne bileyim şeyin Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu'nun parasal ilişkileri filan. Bunlar bilinen şeyler kimi gazetecilerin yer yer üzerine gittiği şeyler işte Suriye'ye satılan silahlar konusu falan. Ve bundan dolayı içeride insanlar yattı ve hala içeride olan insanlar var. Baykala kaset komplosu meselesinden dolayı hala içeride olan insanlar var. Ama komployu yapanlar e, ne de, ya da ne bileyim bu e, düzeneyi kuranlar veya bununla siyaseti dizayn edenler serbestçe dolaşıyorlar ve kimse onlara bir şey sormuyor. İşte bir de böyle bir tarafı var. Sedat Peker bu konuları yani tozlanmış raflardan indirdi, tozunu aldı ve tekrar e, tabii milyonlarca takipçili bir e, YouTube ve Twitter hesabından 10 milyonlarca seyredilmeyle kamuoyunun gözüne soktu. Böyle bir fonksiyonu oldu. İşte kasetlere dolanan iktidar konusunda biraz Baykal'a bakacağız. Zülfü Livaneli'nin lafları dikkat çekti. Baykal-Erdoğan gizli anlaşmasını 2007'de ilk açık eden Zülfü Livaneli ile söyleşimiz gözden kaçmasın diyor İrfan Ak'tan gazeteci. Tipik bir sünni, Baykal'ı kastediyor Livaneli, Sadece Ankara politikacısıdır. Ee, pekala DYP'de, ANAP'ta, Demokrat Parti'de görev yapabilirdi. Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Zülfü Livaneli CHP'den milletvekilliği yaptı. Bunları söylemedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Bunları söylemedi. Ama benim burada söyleyeceğim bir iki şey var. Bir tanesi şu. Zülfü Livaneli özelinde ve aynı zamanda Baykal özelinde. Baykal'ın siyaseti dizayn ettiği, Baykal'ın Erdoğan'ın önünü açtığı bilinmeyen bir şey değildi. Ama dediğim gibi bazı şeyler gündeme yeni gibi geliyor ve kimi konuların 20 yaş altına, kimi konuların 30 yaş altına tekrar anlatılması gerekiyor. 40 yaş altının eğer okuyorsa, okur yazarsa bunlardan haberinin olmaması mümkün değil. Baykal 2002'de evet Erdoğan'ın siyaseten önünü açtı. 2002'de Erdoğan siyasi yasaklıydı ve Parti genel başkanı olabiliyordu ve genel başkan olduğu parti tek başına iktidar oldu. Fakat kendisi milletvekili olamadığı için e, o günkü anayasa başbakanın milletvekili olmasını şart koşuyordu. Dolayısıyla Abdullah Gül başbakan olmuştu. Sonraki aylarda e, Mart 2003'te e, bir Siirt, Siirt'te e, bir oyun kuruldu. İşte orada Jet Fadıl'la kaplı Fadıl Akgündüz'ün e, ne bileyim usulsüz seçildi. E, yargı kararıyla falan milletvekilliği düşürüldü. Diğer AKP'den seçilen milletvekilleri istifa ettiler ve 3 milletvekili olan e, yanılmıyorsam Siirt'te seçimler yenilendi. Ve Erdoğan Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Siirt hemen bir, bir iki hafta içinde bu düzenleme yapıldı ve gerek anayasal değişiklik konusunda yani Erdoğan'ın siyaset yasağını kaldıran anayasa değişikliği konusunda gerekse Siirt'teki hızlı ara seçimler konusunda Baykal Erdoğan'ın sonuna kadar açtı CHP ve o günkü e, kanaatte şuydu işte e, bunlar çok uzun sürmez giderler biz onların önünü de açalım zaten berbat edecekler hatta şöyle de bir e, görüşü var Baykal'ın yani Abdullah Gül başbakanlığı Erdoğan'a vermez bunlar birbirlerini yerler falan filan sonra da biz yolumuza devam ederiz falan gibi ne sayıklı olursa olsun neticede Erdoğan'ın siyaseten önünü açan bir iş yaptı İki, 2007'de bir biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçtirilmedi parlamentoda. Çok uzun hikayedir. Ben bunu yazılarda da yazdım. Kısa analizlerde de paylaştım. Oraya havale ediyorum. 2007 yılında bir muhtıra konuldu Genelkurmay sitesine. Sonrasında işte Anayasa Mahkemesi 367 gibi bir ucube bir şeyle falan. Abdullah Gül'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 367 kararı falan gibi konularla seçtirmediler. Sonra hızlı erken seçime gitmek zorunda kaldı Türkiye. Başka çare yoktu. AKP bunu yapmak zorundaydı. 22 Temmuz 2007'de erken seçime gidildi. Tekrar iktidara geldi AKP ve güçlenmiş olarak geldi. Sonra da Devlet Bahçeli'nin inadı kırıldı. Daha doğrusu özür dilerim. E, CHP'nin inadı kırıldı. Yani CHP önceki söylemlerini devam ettirmedi Deniz Baykal. Devlet Bahçeli MHP meclise girdiği için ve de, me, Devlet Bahçeli de ben oylamaya gireceğim dediği için Abdullah Gül rahatlıkla seçildi Ağustos ayında. Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamayla. Fakat o arada AKP bir anayasa değişikliği kararı aldı. Bu da doğaldı. Yani meclis seçemiyorsa halk seçsin cumhurbaşkanı dedi ve o arada sessiz sedasız gidilen anayasa değişikliğinde %60 küsür oyla halk evet cumhurbaşkanına halk seçsin dedi. Yani bir anlamda bu zihniyet bir 2002'de Erdoğan'ın önüne açtı. 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı seçtirmeyerek cumhurbaşkanına halkın seçmesinin yolunu açtı. 2007'deki anayasa değişikliği unutuluyor. Siz yetmez ama evet'e falan gitmeden önce buralara bakmanız lazım. Geçtik. 2015 yılında, yılına gelindiğinde AKP tek başına iktidardan oldu. 7 Haziran seçimlerinde. Ve Erdoğan komaya girdi adeta. Yani günlerce ortaya çıkmadı. Dağıldı AKP kadroları. AKP gene birinci partiydi ama tek başına iktidar değildi ve Ahmet Davutoğlu bir partiyle koalisyon kurarak ancak iktidarını sürdürebilirdi. Ahmet Davutoğlu başbakandı ve işte o zaman birinci parti AKP'nin genel başkanıydı ve CHP ile zaten gö koalisyon görüşmeleri yapmak zorundaydı. O sırada gene Erdoğan'a ortaya çıkamayan dağılmış Erdoğan'a siyaseten e, hayat öpücü Deniz Baykal'dan geldi ve seçimden 3 gün sonra bir çarşamba günü pazar seçim oldu. Çarşamba günü Erdoğan'ı gitti konutunda ziyaret etti. O fotoğrafı verdiler ve ondan sonra da ne oldu? Sonraki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'den seçildi. Rahatlıkla bu diğer adaylardan biri olabilirdi. CHP'nin adayı olabilirdi. MHP ile CHP anlaşıp birlikte bir isim seçebilirlerdi falan ama herkes kendi adayıyla gitti. Deniz Baykal da aday oldu. Deniz Baykal aday olarak muhalefet oylarını böldü. Her neyse zannediyorum 3. soruda İsmet Yılmaz meclis başkanı seçildi. Sonrasında da 2007 özel 2015 7 Haziran'la 1 Kasım arası belgesel olur. Ee, herkes hatırlayacaktır ve ülkeyi Erdoğan bir daha şiddet sarmalına iteleyerek tekrar ülkeyi seçime götürdü ve 1 Kasım 2015'ten sonra da bambaşka şeyler oldu. Bir sene sonra 15 Temmuz gelecekti, olağanüstü hal gelecekti vesaire. Evet. Deniz e, Livaneli'nin bu tweetleri bana bunu hatırlattı. Bir not daha. Bu da özellikle Livaneli'ye. Livaneli 1994'te SHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Hatta e, sloganını da çok iyi hatırlıyorum. Elbette Livaneli. Billboardlarda falan sloganını çok iyi hatırlıyorum. Ama o o o, part, e, o seçime e, hem soldan 3 parti girdi. Yani hem SHP girdi. E, hem CHP girdi. Hem e, şey girdi, e, DSP e girdi, yanılmıyorsam. Ertuğrul Günay da adaydı mesela e, ve dolayısıyla sol, oyla, sol oylar bölündü. Sol oylar üç'e bölündü. Nurettin Sözen de adaydı 94 seçimlerinde ve belediye başkanlığında en çok oyu alan belediye başkanı seçildiği için Re, Refah Partisi adayı Tayyip Erdoğan aradan sıyrıldı. Oylara bakın, girin internette, var Wikipedia'da falan. 1994 İstanbul Büyükşehir seçim sonuçları. 24, 23, 22, 21 diye gidiyor adaylar. Sol bir araya gelemediği için, 3 sol parti birden seçime girdiği için oylar bölündü. 2 sol parti bir araya gelseydi, bugün Erdoğan gerçekliği dışında başka bir gerçekliği konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla... Livaneli bir entelektüel düşünür, yazar ve elbette mühim bir müzisyen olmasının ötesinde siyaseten bu tür garabetleri de sicilinde barındıran isimlerden biridir. Bugüne gelinen süreçte yollar bu siyasetin taşları yollarının taşları döşenirken kendisinin de tıpkı CHP gibi epey katkısı olmuştur. Tabii sonra düzeltmeye çalışıyor. Asıl konu Sedat Peker'in Baykal Korkmaz Karaca mahrem ilişkisi tweet'iydi. Bunu kapatmak için talimatla benim yazıyı tartışıyorlar. Tipik örtme taktiği. Ama yapamazlar. Konu ben değilim. O vahim iddia." demiş. Evet. Hakkı Özdal paylaşmış. Hürriyette Ahmet Hakan, Türkiye'de Cem Küçük, Star'da Halime Gökçe, Livaneli'nin sözleri vesilesiyle Deniz Baykal'a arka çıkmış. Yazılarda okunacak bir şey yok ama otomatın hareket edişini görmek açısından not düşelim diyor. Sedat Poskurt önemli bir Ankara gazetecisidir. Bizden de eski mühim bir anekdotu paylaşmış. Çok önemli. Ve o CHP'yi de bilir, Baykal'ı da bilir. Deniz Baykal'ın Erdoğan'ın yasağını kaldırmasındaki niyeti de her zamanki gibi selden kütük kapmaktı. Asker sıkıştıracak, ekonomiyi yönetemeyecekler, birbirlerine kesin düşecekler, Gül ona başbakanlığı da vermez artık diye birkaç aylık ömür biçiyordu AKP'ye diyor Baykal. Sedat Bozkurt ve devamlı diyor ki, benle de tartıştı bunu. Birinci elden tanık Sedat Bozkurt'un Baykal'la ilgili bu e, siyasi anekdodu önemli. Evet. Yektan Türk Yılmaz paylaşmış. Zülfü Bey diyor, Livaneli'ye sesleniyor. İşin ideolojik, siyasi kısmını güzel açıklamış röportajda. Orada söylenmeyeni ekleyeyim. Kadrolu bir muhabbet tellalı sahibi, kurucu genel başkana yol veremeyen, kadrolu bir muhabbet tellalı sahibi, kurucu genel başkana yol veremeyen CHP kime ne diyecek diyor. Kadrolu muhabbet tellalı kim? Korkmaz Karaca'ya ki iddialara dair ses, sessizliğini ve suskunluğunu koruyor. Kurucu Genel Başkan'dan kastı da Deniz Baykal. Deniz Baykal'lı bir hastane ziyareti de var. 2018 yılında artık Deniz Baykal işte kriz geçirdikten sonra uzun hastane süreci olduktan sonra hemen yanında Korkmaz Karaca var. Korkmaz Karaca Baykal danışmanlığından kadrolu muhabbet tellalı yakıştırmasını Yekten Türk Yılmaz yapmış. Erdoğan'ın danışmanlığına sıçrıyor ve Muazzam makamlar hem partide hem sarayda muazzam makamları koltukları altında arabalar falan ko korumalar falan imkanlarla yürüyen bir noktaya geliyor. Acaba neden diye sorulduğunda evet kasetlere dolanan iktidar KJ'si cevap veriyor. Evet. O arada 15 Temmuz'un sinemasını çekmişler. 15 Temmuz'un kendi film. Bu yorum benim değil. Çokça Twitter'da yapıldı. Oradan e, esinlenerek söylüyorum. 15 Temmuz'un kendisi bir filmin film, filmin filmini çekmişler. Evet. Fakat burada konu şu. Bakın e, filmin en altında sponsorlar sıralanıyor. En başta iletişim başkanlığı. Bir yurda çökmüş, öğrenci yurduna çökmüş. Orada e, faaliyet arz eden. işte Kültür Bakanlığı, TRT ve Koza grubu ve İstikbal grubu filme sponsor olarak görülüyor. Çöktükleri şirketlerle 15 Temmuz filmi yapıyorlar. Evet, yazıklar olsun. Çökme deyince Akşener demiş ki: "Paramount Otelinin sahibinin kızının konuşmasını dinledim. Bu ülkede şantajlar olmuştur, yolsuzluklar yapılmıştır ama tapu olarak üzerinizde bulunan bir şeyin üzerine çökülme diye bir kavram olmamıştır." Yani Meral Hanım yaşı benden ileri ve bu ülkenin geriye doğru tarihi hakkında muhakkak bir fikir sahibi söylediği lafın doğru olmadığını kendi de biliyor bu topraklar çökme üzerine kurulu bir sistemle yürüyor bu geriye doğru yüzyıldır böyle ve bunu tevarüs ettiği derler eskiler miras aldığı bu bu rejime cumhuriyet rejimine esasen Osmanlı'dan da intikal etmiş bir gelenek, diyelim, bununla iktifa edelim. İyi Partili Koray Aydın demiş ki, bütün partilerle diyalog halindeyiz, görüşmediğimiz tek parti HDP. Aslı Aydın taş başta güzel sormuş, bu da Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanızı imka, imkansız hale getiriyor. Bu ülkede. Kürt realitesini, Kürt siyasal hareketi realitesini, Halkların Demokratik Partisi realitesini, o partiyi kapatsanız da kurulacak yeni parti veya partiler realitesini kabul etmediğiniz sürece burnunuz çoktan çıkmaz. Siz tamamlayın boşlukları. Siyaseten de söylüyorum. Melis Alpan paylaşmış Anadolu'ya gidip sahada insanlarla konuştuğumda hep aynı şeyi tekrarlıyorlar. AKP'ye oy vermezsek devletten aldığımız sosyal yardımlar kesilecek diye korkuyoruz. İşte korku siyaseti böyle bir şey. Şimdi doğru 20 yıl iktidarda 20 yıl iktidar süren bir parti yaklaşık artık devletleşiyor ve işte 20 yaş altı 30 yaş altı başka bir şey başka bir gelenek başka bir siyasi tecrübe bilmediği için ya bunlar giderse düşeriz her şey düşer ve e, biz de bir takım garantilerden oluruz falan diye düşünmeye başlıyor. Muhalefet ise e, buna uygun çözümler veya aşağı halka inerek buna uygun bir siyaset üretmiyor. Mesela muhabbet, mu, muhalefetin ürettiği şu siyaset, yani işte biz bu şeyleri alacağız, e, bu iş adamlarının mallarını alacağız. Bu devletten haksız kazançla işte kamu malları vesaire bunların hepsi kamudur iade edeceğiz. Bedelsiz alacağız. işte efendim böyle kamu borçlandırıldı 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl. Onları da ödemeyeceğiz, laf edeceğiz falan diyor ya. Bunun halka yansıması da biraz böyle oluyor. Yani sen tamam git beşli çeteyle uğraş ama benim yardımlarım da gidecek diyor. Yani muhalefetin e, bu konuda bir dengeyi tutturması da icap ediyor. Antiparantez. Vedat Demir paylaşmış, 7000'e yakın akademisyen hiçbir idari, hukuki soruşturma yapılmadan KHK'larla ihraç edildi, 16 üniversite kapatıldı, 10.000 öğretim üyesi işsiz bırakıldı, üniversitelerden bir tek akademisyen çıkıp itiraz etmedi. Bunu siz medyaya, bunu bürokrasiye, bunu sivil topluma yayabilir, yansıtabilirsiniz. Aynen böyle oldu. Sonra dönüp bunun hakkını da teslim etmiyorlar. Yani, Kimse siz haklıymışsınız, size zulmedilmiş, ya bak işte efendim bir de işin böyle bir boyutu varmış, demek ki şu son 3-5 yıldır, 8 yıldır konuşulan konular e, bir takım üretilmiş iddialarmış falan da demiyor. Herkes kulağın üstüne yatıyor veya olan biten şeyden memnun. Ya e, iyi ki bunlar çekildi. Tamam yani haklarındaki konular doğru olmayabilir, tamam yani... Biraz bunlara zulmedilmiş de olabilir. Tamam kurunun yanında yaş dayanmış olabilir ama uzak dursunlar. Yani biz şimdi yeni bir ülke kuruyoruz falan diye de düşünüyor. Epey. Beyaz Türk. Böyle de düşünüyor. Misvak dergisinde ki bu İslami kesimin, İslamcıların dergisidir. Böyle bir karikatür çıkmış. Üçüncü dozu işte vatandaş kıçından... Ne diyeyim yani aynen böyle su zammı, elektrik zammı, doğalgaz zammı olarak vuruluyor efendim. Evet enteresan yani bu karikatürü epey de tuttular. Siller mi şu anda bilmiyorum ama neticede kayda geçti en azından. Burada da kayda geçti. Fakat bu karikatürle beraber eş zamanlı Twitter'da önüme düşen başka bir şey var. Yerini bilmiyorum ama bu bir heykelmiş efendim. İşte heykeli de böyle <laughs> odunlarla, kütüklerle veya işte kalaslarla tutturmuşlar. Evet. Bu karikatürle e, bu ucube heykel serisinin son örneği güzel örtüşüyor. Evet. Kasetlere dolanan iktidar dedik. Deniz Baykal'dan bahsettik. Şantaj iddialarından bahsettik. Korkmaz Karaca'dan bahsettik. E, Deniz Baykal'ın her defasında Erdoğan'a iktidar öpücüğü vermesinden muhalefetin olmamasından bahsettik. Sadece iktidar kanadı değil, muhalefetin de tepkisizliğinden bahsettik. Evet. Ama dediğim gibi 15 Temmuz yaklaşıyor. 15 Temmuz'u bile bir filmle, bir propagandayla, gene böyle işte gürültüyle oradan da bir şey çıkararak geçirmeye çalışacaklar. Venezuela'ya gidip gelen uçakların, özel uçakların haddi hesabı yok. Sadece Sezgin Baran Korkmaz değil. Yani MNG'nin uçakları da gitmiş, Ciner'in uçakları da gitmiş vesaire. Bütün bu konular bir gün iki gün konuşuluyor. Sonra hasır altı ediliyor. Bakalım iş nereye gidecek? Şahsen ben de merakla bekliyorum. Başta da söyledim. Hiçbir analiz, hiçbir öngörü Türkiye'nin yakın geleceğini kestiremiyor. Seçim, ne zaman sağlık bir seçim mümkün mü? Seçime kimler katılacak ve seçimden sonra ne olacak, ne olabilir? Ya da seçimsiz bir şekilde bu işler nasıl yürür? İçeride ve dışarıda kargaşa çıkar, çıkartılır mı? İşte Türkiye sınır ötesinde bir harbe sokulur mu? İçeride bir takım kışkırtmalarla bir takım e, amaçlar uğruna e, bazı provokasyonlar tertip edilebilir mi? Bütün bunların hepsini göreceğiz. Ama sıcak bir yaz geçireceğimiz ve bu sıcak... Kavurucu fırtınanın etkisiyle de yeni sezona sonbahara e, böyle başlayacağımız Eylül'den itibaren muhakkak gibi görünüyor. Evet manşeti böylelikle noktalıyoruz. Çarşamba e, bir mani olmasa tekrar karşınızda olmak üzere huzurlardan ayrılıyorum efendim hoşçakalın.